Toolbox döngülerinden sıra spiral havuz işlemede. Şimdi o komutu öğreneceğiz. İşte üstüne geldim saat yeni ve freze diyorum. İlk önce parçamızı tanımlamamız gerekiyor. Tamam dedim buna. Sefer siyasi kontrol ünitem Fanuk 5A olsun. Referans tanımlayacağım. Referansım da buradan geldim. Dönme merkezini seçtim ve şu silindirik yüzeye dokundum. Bana bunun merkezini verdi sıfır olarak. İstediğim de bu zaten. Burada onay verdim. Tamam dedim. Bilgi pencereme. Buraya da onay verdim. Stop modelimi ve hedef modelimi programı zaten kendisi tanıyor. Ama stop modelimi kutu bırakırsam ben şekilde gördüğünüz gibi kalır. O yüzden değiştirmem gerekiyor. Stop modelimi silindir dedim. Ve geldim parçama bir kez dokundum. Evet, solid bir algılandı. Şuradan onay vermeden önce bir bakalım. Tamam. Onay verdim buradan. Hedef modelimi zaten tanıyordu. Çıktım o yüzden. Buradan da onay verdim. Artık Toolbox döngülerinden spiral havuz işlemeyi başlatabilirim. Şimdi geldim işte üstüne sağ tuş ekle. Buradan toolbox döngüleri dedim. Teknolojinin altından ise hangisi neredeydi o? Burada işte spiral havuz seçtim bunu. Bu konu çok işinize yarayacaktır. Burada da seçmem gereken ilk önce parçamın dış kenarı. Yani işlem yapacak olduğum parçanın dış kenarı. Takım yollarımız şekilde gördüğünüz gibi spiral bir şekilde oluyor. İsminden de anlaşılmak üzere tabii. Yeni dedim. Geometri tanımlayacağım. O geometrim şurası. Kapalı geometri olduğu için direkt onay istiyor benden. Evet dedim. Buradan da onay verdim. Buraya bir tane onluk takım ekleyeceğim. Şu çapım 10 olsun. Geri kalan ölçüleriyle oynamayacağım. Seviyelere geldim. İşimin üst düzlemini program kendisi algılıyor ama ben yine de tanıtayım. Derinliğim ise şuraya kadar eksi 10'muş. Teknolojiye geldi sıra. Aşağı adımlamam 1-1 olsun. Dilersem açılı bir şekilde de kesim yaptırabilirim. Dilersem yan adım diye de kesim yaptırabilirim. Ben açı dedim. Minimum kesme açısı 40. Maksimum kesme açısı ise 60. Giriş yani helisimizin giriş çapını soruyor bize. Helis açısını soruyor pardon. Benim takım onluk bir takımdı. O yüzden buradaki açımı da 5 yaptım. Takımımızın yarı çapından büyük bir değer yazmayın buraya. Aksi takdirde şöyle yakın kenarlara çalışırsanız eğer takımınız oradaki kenarlara çarpabilir. O yüzden şuradaki helis açınızı takım çapınızdan büyük yazmayın. Geçmişte burada da işim yok. Sonra geldim kayıt satma dedim. Simülasyon. Şöyle üstten bakarsak gördüğünüz gibi spiral bir şekilde takım yolları oluşuyor. Katı simülasyonuna bakalım. Evet, şekilde gördüğümüz gibi. Bir de burada yan adım vardı. Yan adımda görelim bakalım simülasyonumuzu. Basket simülasyona bakalım ilk önce. Göstereyim bakalım. Simülasyonuna bakalım.
Gördüğümüz gibi duvara yaklaştığımızda takım kendini o eğriye tanjant olarak boşa çıkartıp sonra yukarı çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Çıktım buradan. Tekrar açı dedim. Dilerseniz kaba ve dilerseniz finish de yaptırabilirsiniz burada. Tabii finish için buradan duvarda ve tabanda pay bırakmanız gerekecek. Mesela biz finish için pay bırakalım şimdilik. Dedim ki duvarda atıyorum işte tabanla duvarda 1 mm, tabanda da aynı şekilde 1 mm pay bırak. Finish'ten geldim, duvarı ve tabanı seçtim. Aşağıda 0 olsun, direkt en son gidecek olduğu noktadan başlasın finish yapmaya. Kompansasyon olsun. Tekrar kayıtla sapla dedim. Simülasyon. Bosket simülasyonu zaten şu anda parçamı şöyle karşıma aldım. Üstten bakıyorum bu arada. Burada hem kabamız yaptık hem de finişimiz yaptık. Şu en dışta olan çizgiden anlaşıldığı gibi finiş işlemimizi yapmış olduk. Katı simülasyonuna bakalım. Evet. Finişimizi yapmış olduk. Çıktım buradan. Bir bakalım bu işimiz kaç dakika sürmüş. Simülasyonu tekrar başlatmak gerekiyor bunun için tabii. Şimdi bakalım bilgisini. 4 saat 10 dakika sürmüş. Dehşet bir zaman. Buradaki süreyle tabii tamamen siz oynayabilirsiniz. Bakın nasıl oynayacağız. Takıma geldim. Bilgisine geldim. Dedim ki X ve Y'deki ilerlemem 1000 olsun. Z'deki ilerlemem 500 olsun. Devrimde 3000 olsun. Evet. Şimdi bir de teknolojiye geldim. Dedim ki aşağı adımlamam 2 mm olsun. Evet. Bir de açımda 2 de olsun, 2 derece olsun. Buradaki değerleri aynen olduğu gibi bırakıyorum şimdilik. Bakın. Tekrar kayıtlı sapa diyorum. Bundan sonraki simülasyon süresine dikkat edin. Kaç dakika sürecek? Bakın görüyor musunuz? 4 saatten 25 dakikaya düştü. Tabii bunu yine siz tamamen ilerlemelerle ve devirlerle ya da aşağı adımlamasıyla yana kaymasıyla oynayarak sürenizi kısaltıp uzatabilirsiniz. Tabii bu sizin yine parçanızın sertliğine ve yumuşaklığına göre, takımınızın da kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Çıktım buradan. Dricko'da al dersek gördüğümüz gibi binlerce Dricko'da. Çıktım buradan. Peki. Başka işimiz kalmadı burada. Bu videoda neyi öğrendik? Toolbox komutunun toolbox döngülerinin içinde bulunan spiral havuz işlemeyi öğrendik. Bir sonraki eğitim filmimizde görüşmek üzere.